Merhabalar efendim. Kanalıma hoş geldiniz. Şu yanımda çok kıymetli bir konuğum var. Daha önce videosunu çekmiştik. Şimdi ikinci bölümle beraberiz. Doktor Eyüp Yılmaz, Doktor Fit olarak tanınıyor. Tekrardan hoş geldiniz hocam. Evet hoş bulduk. Çok hocam. güzel sohbet ediyoruz. Sohbetinize doyum olmuyor. Menopozla ilgili konuşmaya başlamıştık ama aslında bizim konuşacağımız şeyler derya deniz konuşulacak şeyler. İki tane şey söyleyeceğim size. Birincisi ilk videoda söz vermiştim izleyenlere menopoz çayı tarifi. Daha doğrusu çayı değil de smotisi. Bir onun tarifini rica edeceğim sizden. İkincisi bize şu son dönemlerde biliyorsunuz otofaji ile beraber başlayan bir süreç oldu. İşte kanser hücrelerini, otofajinin kanser hücrelerini yok ettiğini, işte vücudu gençleştirdiğini, dirileştirdiğini. Artık böyle bütün diyetisyenler, hekimler artık internetten fasting yapın, IF yapın. Hatta bu IF'yi gündüze kaydırın. Akşam dörtten sonra, beşten sonra yemeyin. Gece açlık yaşayın. Gece işte açlıkta immün daha aktive olur daha fazla bağışıklık sisteminiz çalışır ve vücudunuzdan işte 5 değil 5 milyon kötü hücreyi temizler falan filan filan deniliyor. Sizin geçenlerde bir videonuza denk geldim. Hatta daha doğrusu geçenlerde demeyelim. Bunu özellikle sizden başka kimsenin de söylemediğini biliyorum. Aç yatmayın diyorsunuz. Bu konu bence Neden bu önemli hatası? bir konu. Çünkü birçok hekim de dahil herkes işte gece işte en son öğününüz 7'de olsun, 8'de olsun olabildiğince geceye yayın açlığınızı işte 20 saat, 24 saat açlıklar yapılıyor filan. Çok da sürdürülebilir, sağlıklı mı? Ondan da çok emin değilim açıkçası. Sizin bu konudaki düşünceleriniz ve görüşleriniz benim için çok kıymetli. Siz ne düşünüyorsunuz? Aziz Hocam şu anda karanlık bir odadayız. Bu odada bu ışıkların bir anlamı var ve bu ışıklar bizim için bütün bu odanın aydınlığının ayrıntısının görülmesine katkı sunuyor. Yani gecenin karanlığını ışıklar, lambalar bizim için bir referanstır. İnkar ederseniz karanlıkta kalırsınız. Gün ışığının olduğu bir ortamda ben bu ışıkları kullanmış olsaydım bana gülerlerdi. Burada ışığa ihtiyaç yok. Kadim bir bilginin olduğu yerde ve bilimsel bir bilim makale yan yana geldiği zaman Kadim bilgi bilimsel makaleye beş basar. Binlerce yıllık bir kültürün, binlerce yıllık bir deneyimin getirdiği bir bilgi mi? Yoksa üç kişinin yaptığı bir makaleyle mi insanları sürüklemek gerekir? İnsanları yönlendirmek gerekir. Birisi çıkıp size bir makale yasa, dese ki karpuzun böyle zararları var. Tüm toplumu karpuzdan alıkoyup Karpuz yedirmesek bu bir misal olmuş olacak değil mi? Şimdiye kadar dünya Davran boyunca karpuz yendi, zarar olmadı da şimdi bir, bir makale oldu çıkıyor deriz? ve insanların elinden karpuz alıyorsunuz. Bizim yaptığımız davranışlar bazen bu derece şaşırtıcı düzeyde oluyor. Şaşırtıyor beni. Karpuz kadar gerçek bir hakikat var. Gece insanın anabolizan fazlıdır. Yeni hücre üretim fazladır. Ben Gecenin dokuzunda, onunda kalkın yemek yiyin demek istemedim. Akşam yemeğinizi terk etmeyin dedim. Akşam yemeğinin saati 3 olamaz, 5 olamaz. Akşam yemeğinin saati güneşin saatidir. Güneşin battığı saattir. Güneşin battığı saattir. Ben saat 8'de, buçukta güneşin battığı bir saatte git 10'da, buçukta 10 yemek ye demek istemiyorum. Anladım. Yani biyolojik ritmimiz biyolojik ritmi. kabul edecek şekilde yaşayalım. Benim yani... için benim için bilimsel bir makale her zaman için değerlidir. Ancak bir makale benim bütün fizyolojinin temel yasalarını yok sayıyorsa ben ona bir kuşkuyla bakarım ya. Ben bir hekimim. Bir, Biraz hiç. daha çalışmayız çıksın isterim. Farklı pencereler, bir de bu çalışmaların yapıldığı ülkeler daha batı ülkeleri, daha soğuk ülkeler yani bizim gibi sıcak iklimler de değil. Bizim gibi güneşi gören ülkeler de değil. O manada da belki coğrafi farklılıkların da etkisi olabilir. Hatta ırksal farklılıklar da olabilir. Yani çok böyle bütüne uygulamak çok da doğru değil aslında. Fare denilir. Ha Bir de o var. Yani... yani gün ışığından mahrum kalan farelere göre. <laughs> evet evet maalesef yani. Buna fare denilir. Ben bu çalışmaların yarın hatta Bilirsin, duymuşsunuzdur mutlaka. Anne sütünü, inek sütüyle karşılaştılar, bilimsel makaleler yapıldı. Zamanında neler yaptılar değil mi? Anne sütünün inek sütünden çok daha fakir olduğunu... Transferinden değil mi? Yanlış evet, hatırlamıyorsam fakir olduğu Protein söylenir. açısından inek sütünün %2.2 protein Hı. içerdiğini, anne sütünün %0.8 protein içerdiğini... bu İnek neden, sütü daha iyi çocuklar için sütünün demiştim çocukların gelişimine çok daha hızlı ve güçlü etkileyeceğini... Ve bu bilimsel makaleyi baz almadık Allah'tan zamanında. Alanlarda oldu ama. Yani eminim ki milyon bebek bu bilimsel makaleden etkilendi. Ama işte o biyo yararlanım o canlıya göre, bu biyo yararlanım bu canlıya bu göre, göre. Her canlının sütü kendi yavrusuna göre tasarlanmış. İdi bu milyon senelik bir deneyimi bir, Getirdiler, bir, bir çalışmayla. bilimsel makaleyle bunu inek sütüne çevirdiler. Bunu kimler finanse etti? bebek maması üreticileri. Özel firmalar bunu finanse etti ve insanlara dediler ki ya ana anneler göğüslerinizi boşuna bozulmasın, enzimleyin değil mi? Formül. Verin şu mamaları. Var. Bu mamanın besleyici gücü bu senin sütünden daha fazla ve inanın insanlar ikna oldular. Verdiler. Sonra çocukların bağırsakları bozulunca Hastalarımın başlayınca yavaş yavaş insana dediler ki yok canım ya. Yok canım. Böyle şey olamaz. Bu da aynı şey olacak. İnsanlar bugün saat 3'te yemek yiyor. Geçen Almanya'dayım. Saat 3 gibi 5 gibi baktım ki restoran tıklım tıklım. İnsanların nasıl etkilendiğini or orada net gördüm. Hmm. İnanın. 3'te yemek yiyorlar. Akşam yemeklerini yiyorlar. 3'ün ve saat 3'te böyle restoranlar tıklım tıklım Kendi kendime dedim ki bu makale etkisidir. 3'te? 3'te? Akşam mi? yemeğini mi yiyorlar? Evet. İnsanlar 3'te Başlamışlar akşam yemeği için bir araya gelmeye. Böyle olmuş. İnsan öğle yemeğini kaldırıyorlar böylelikle. Ka geç kahvaltı da Hı? olmuyor ya da sabah erken kahvaltı ve geç e, öğlen yemeği, akşam yemeği formatında bir Hı. şey olmuş. Evet. Ve ben şunu bütün kalbimle inanıyorum ki bir süre sonra bu insanların ne yaptıklarını görecekler. Verecekler ki bu bilimsel makaleleri yapanlara yazıklar olsun. Neden insanın kendi doğal fıtratını yok sayıyorsunuz? Bu insanlar hepsi hızlı yaşlanacaklar. Hızlı yaşlanacaklar neden? Hızlı yaşlanacaklar. fizyoloji Çünkü vücut kendi hücrelerini yiyip kendine yeni hücre yaratacak. Değil mi? Otofajya girmiş o hücrelerin atıkları yeni hücrenin ham maddesi ham hücreni. olacak. Çünkü beraber ilerleyelim sizinle. Bakın yediğimizi planlıyoruz. Saat 3'te yemek yiyorum. Ve Azer gibi birisi ne kadar yemek yiyebilir? Minimum bir yemek yer. Hocam o yemeğe göre değişir sen bana mantı diye 2-3 tabak gider. <laughs> ya da işçi köftede. Bu arada, Ama... Bu arada bizim e, Yuşa Tepesi'nde planlamış olduğumuz restoranda ki mantıyı 3 tabak yersin bir problem yaşamasın. Gidelim o zaman. Ee, dinken, <laughs> kaliteli unlar Çok. kullanıyor olacağız. Bu unlarla yapılmış bir de içeriğinde kullandığımız harika bir... E, harika. O zaman özel bir, 4 e, tabak veriyoruz. da yenir. Yani inanın midenizi rahatlıkla güvende hissedeceğiniz bir yemek. Çünkü orijinal. Orijinal olacak her şey. İçerinde çok kıymetli bir şeyler koydum. Yani şimdi söylemeyeceğim. Söylemeyin sır olsun. <laughs> gelip yiyip evet. tadına İyiyim, bakalım. Yiyip tadına bakalım. Sorarsanız orada cevap vereceğim size. Ha şey videonun sonunda paylaşalım. Evet. evet. Yani şimdi... şey tarif değil de. Adresi ve konumu paylaşalım. Belki İstanbul'dan takip eden izleyicilerimiz Bekleyim varsa gelip inşallah. sağlıklı menülere ulaşmak, sağlıklı Yuşa yemek isterlerse. Yuşa yolda görecekler bizi. Yuşa Tepesi. Lezzefit. Tamam. <laughs> <laughs> evet <gülüyor> şimdi tekrar dönelim. Dönelim. Diyelim ki azar kadar bir saat tabak yemek. Saat 3 gibi yemek yediğiniz varsayalım. bir tabak yediniz Mantınız. Bu yemek saat 5 gibi mideyi terk eder. Pardon 5 gibi mide kapağı açılır ve mideyi terk etmeye başlar. 7 gibi midede bir şey kalmaz. Saat 9 gibi bağırsağı terk etmeye başlar. 10 gibi bağırsakta bir şey kalmaz. 3, 9, 6 saat geçti. Evet. İnce bağırsaktan bahsediyoruz. Ve karaciğerinde depolarını boşaltması... Glikojen depoları 2 saatte oradan. Bitti. Ekte 11. 11 itibariyle artık kanda glikojen deposu karaciğerde kalmadı. Yani 11'den sonra o kişi açlığa girdi denilebilir. Açlığa girdi. Artık bu adam aç. Zaten iddia da bu işte. Siz aç uyuyun, glikojen depolarınızı boşaltın, öyle yatın. Güneşlik kaynağınız kalmadı. Şimdi soruyorum Azer Hoca, sen bir tıp fakültesi mezunusun. Bir kişinin yağ yakabilmek için önden alması gereken iki ATP vardır. Karnı tanıdıklarınızda. Bu enzimin aktivasyonu için kullanılacak iki ATP'yi vücut nereden alsın? Alacak bir şey kalmadı. Glikojen yok. O yok, zaman yağ yok. asidinden alacak. Glikoz yok. Vücut... Ya da proteinden alacak. Vücut... Yağ yakabilmek için kullanıcı tek kaynak kaldı protein. Protein, kas. Kasa yönelecek. Kas. Kasa yönelecek. Ne yaptık biz ya? Yağları değil, kasları kullandık. Oturan bir insan yağları yağları yakmak için kasları kullanacak değil mi? Peki bir şey soracağım. Yağı çözebilmek, yağı taşıyabilmek için ne lazım? Mini protein lazım. Yağlarım çok baş, çok ilginç bir şey oldu şimdi. Dikkat et. Başımıza neler alıyoruz? Kendi kaslarımızı yemeye başlıyoruz. Kendi kaslarımızı yemeye başlıyoruz. Çünkü ben bu yağı sahaya davet edebilmem için Yine bol oksijene ihtiyaç var ve harekete ihtiyaç var. Bana diyorlar ki o derin açlıktan leptin devreye girecek. Leptin, leptin yağları çizecek Yavrum leptin devreye girmesi için oksijene ihtiyaç var. Hareketsiz bir insandan bahsediyorsunuz. Uyuyan bir insandan. Uyuyan bir insandan bahsediyorsunuz. Leptin devreye Burada leptinin için. devreye girmesini karıştırıyorlar birbirine. Hmm. Leptin burada devreye girmez. Bunlar şuna varsayıyorlar, Ayılar kış uykusuna yatar veya yakarlar. Veya yakarlar. Ya onların metabolizmasında Allah'ın verdiği olağanüstü bir özellik olarak Bunu zaten biz kitaplarda da okuduk. Bu insana verilmedi. Üç, üç, yata, üç yatamayız. Bu insana verilmiş bir özellik değil. İnsanda öyle bir özellik yok. Leptin devreye girmesi Girmez için hareket öyle. lazım. İnsanda devreye sokmak istiyorsan bir hareketli ihtiyacı var. iki şiddetli bir oksijene ihtiyacı var. O yüzden hani şu koa hastalarına şey verilir ya apne problemi yaşayanlara oksijen maskesi verilir. Onlar hemen kilo vermeye başlarlar. Çünkü yüksek oksijen. Çünkü yüksek oksijen. Bakın oksijenin olmadığı bir vücuda Açlık yükledin. Açlığın yanıtı proteini yıktın. Protein yıkımlarının olduğu ya bir saatte mi? sen aynı anda yeni hücre yapmak zorundasın. Ve ee, yapacağın hücreyi nasıl yapacaksın? Otofaji şey, ile yaptığın, yıktığın yıktın. hücreyi yapı taşı olarak kullanacaksın. Mecbur kalacaksın. Çünkü yapmak zorundasın. Onarım fazla. Ben bu yüzden diyorum ki arkadaşlar bir akşam yemeğine şu gözle bakın. 4 tane önemli sorunun cevabını bulmaya çalışın. 4. Önemli yanıtı bulmalıyım. Bir, Gün boyu ne kadar enerji harcadım? Enerjinin iadesi lazım. 2. Gün boyu ne kadar acaba yıprattım? Onarıma ihtiyaç olan malzeme lazım. 3. Gece boyu yeni hücreler yapacağım. Yeni hücre için malzeme hücre lazım. Hücre için mikro besin lazım. 4. Gençleşmek istiyorum. Bunun için de özel bir dokunuş lazım. Bu soruların yanıtına uygun çözümleri eğer bir akşam vakti planlayabilmişsen senden mutlusu yok. Bunun anlamı öğünün tüm buna içermesi değil, yatana kadar ki planlama demektir. Yani akşam yemeğinde enerji kaynağını temin ettin. Gün boyu Ondan sonra kaybettiğin enerjiyi onların için ihtiyaç olan malzemeleri de koydun. Mikro besinleri koydun. Mikro besinler, salatan, salatan ve lifin. çok önemli bir detay kesinlikle güçlü bir yağ. Çok güçlü bir yağ. Polifenol der, zengin. Ben hiçbir zaman bir hastama akşamları, yani sabahları omega 3 yağ e al demem. Omega 3, omega 3 yağ e bir sabah takviyesi olamaz. Omega 3 yağını akşam. Demek istediğim şey omega 3 kapsülü değil. Omega 3 içeren besinleri akşam Bu al. Tarz, doğru Mesela doğru. çoğu evet, insan ya, doğru. yumurtayı sadece kahvaltıda tüketilebileceğine inanır. Evet. <laughs> Ve şöyle bir söz de efsane olmuştur. Yumurtayı sabah kendin ye, öğlen dostuna yedir, akşam düşmanına yedir. Bizde çılbır diye bir yemek var. Biz akşamları bildiğim yumurtayı herkes üçer beşer yer yani <laughs> çılbır. Şimdi mizaç ve ayurvedik beslenme kitaplarında yumurtayı geceye yerleştirdikleri gördüğümde bende ben de uyanış oldum. Evet. Ayurvedik. Çünkü der ki kitaplarda yumurta hafif soğutucu bir besindir. Gece de dinlenmek, motoru soğutmak içindir. Bu yüzden yumurta doğru bir besindir gece için. Bizim kitapla bizim burada bir yerde bir kafa karışıklığı var burada. Bir şey söyleyeyim mi? Aslında biraz bizim kendi bedenimizden kopmamız da bizim kafamızı karıştıran şeyler. Şimdi e, hepimiz bir içsel böyle canımız bazı şey, mesela sabah kimin yoğurt yemek ister ki canım? Yani sabah yoğurt, yumurta da yemek istemeyiz. Zorla. <laughs> yumurta yenebilir. Ya, ya var ya. Iyi. O Abi, sarısındaki onu kıl, yağdan dolayı... Kıl, şeyde tavada ben, omlet şeklinde baharatlarıyla filan ya da işte yeşilliklerle oluyor. Ama tek başına yumurta haşlanmış ne çocukken çocuklar sever ne yetişkinler. Aslında <laughs> ben yani. danışanlarıma şöyle diyorum. Yumurtayı sabahları yağlı yiyeceksin. Akşamları ya, ya haşlama ya da sebze salata yiyeceksin. Sebze salatası yiyeceksin. Yani biraz bizim kendimizin de dinlememiz gerekiyor aslında. Yani işte bu geleneksel beslenme ailemizden gördüklerimiz, atalarımızdan gördüklerimiz dediğimiz şeyler. Işte sabah mercimek çorbası içilirdi, sabah keşkek yenirdi. Ama bir dakika dur, şurada durman lazım. Yani... Çok rica ediyorum. Sabahlar mercimek çorbası çok ekstrem bir zamanda yapılabilir. Çok ekstrem. Mercimek insanın kanını rulo formasyonuna sokan bir gıdadır. Rulo formasyonu ne demek hocam? Rulo formasyonu hücrelerin birbirlerine rulo yapması. Yani bir nevi pıhtılaşmaya pıhtılaşmayı artıran bir hmm. besindir. Gece vakti böyle bir ürünü yiyecekseniz o mutlaka... O zaman geceye de uygun değil. Çünkü değil. gece hareketsiz bir yaşama giriyoruz. Anlatayım onu. Geceye de uygun değil, gündüze de uygun o değil. O zaman öğlen vakti. O yani. zaman ne Hiç zaman? Hiç mi? Hayır. Onun müdahaleye ihtiyacı var. Mecmi nasıl yeni sorusunun cevabını bulmam lazım. Bir, sabah içilecekse uyandırıcı bir sebze ile bütünleştirilmeli. En iyi uyandırıcı sebze kuru soğandır ya da bir pırasadır ya da aklınıza bilmiyorum siz daha lahana giller, lahana giller de çok iyi. Evet. Brokoli de çok iyidir bu arada. Brokoli de olabilir. Bununla beraber pişilirken de 1 bölü 3 kuralıyla pişer. Yani bir birim mercimek, iki bir birim. birim sebze. Yani biz yapıyoruz, koyuyoruz içine soğan ama bir soğan koyuyoruz. Öyle Tabii, değil. Daha fazla soğan. Daha fazla fazlasına ihtiyaç var. Koyuyoruz pırasa ama böyle bir şey tadımlık koyuyoruz. Hı -hı. Öyle değil. Daha fazlasını koyacaksın ki 1 bölü 3 kuralı uyku olsun orada. Ve biz 1 bölü 3 kuralı sayesinde o salatamızın, pardon o mercimek çorbamız uyku yapmasın. Rahatlatsın bizi. Geceliğin rulo formasyonuna engellemenin olmazsa olmaz şartı kuru soğandır. Kuru soğan ruloformasyonu bozuyor biliyor musun? Ben hiç öyle bir etkisi olduğundan haberim yok. ama tabii siz nasıl beslenme anlarsın, artık... Nasıl anlarsınız biliyor musunuz? Sarımsak da öyledir bu arada onu da bil. Kanı sulandırdığını söyleriz ya hı, hı, hı. Bunu Aslında kastediyoruz. Bunu kastediyoruz. Evet. İşte kuru soğan da bu var fazlasıyla var. Kanı sulandırıyor ve ruloformasyonu bozuyor. Yani, ben cerrah olunca hocam şimdi ameliyat öncesi 5 gün öncesinden hastalar aspirin kullanıyorsa kestiriyorum. Tarçın, sarımsak, soğan, vişne suyu, bunları tüketmeyin. Çünkü ameliyatta çok kanamaları oluyor onların. Yönetmeleri yani daha zor da kanama, kan kayıpları daha fazla oluyor. İşte şimdi anlayabiliyorum neden hocam, kestiğimi. Hocam şimdi şöyle yapalım. Kakuleleri karanfil mi için? Karanfil. Karanfil kanamayı durduruyor. Postoperatif kanar karanfil. Ama işte bir, birazcık bizim yani böyle öncesinden... kritik sınırda mesela Ameliyat sonrası da emboliden korkarız. onu kaldır Hemen hareket ettiririz. Öyle bir durum da var yani. İşte ver, öncesinde keseriz, sonrasında da işte hareketsiz hemen hareket başlarız. Hemen ya. başlarız. Hmm. E, o nedenle de böyle tam böyle arada bir durumdur. E, Venüs venöz embolisi işte geçmiş olan hastalarda hatta hemen ameliyat sonrası işte e, antikoagulant tedavi başlarız filan, varis çorabı giydiririz. Belhasılı beslenme e, çok çok hani insanın Aslında, ameliyatına kadar etkileyebilecek bir çok durum. Çok önemli. Bakın, e, ameliyat sonrası dediniz ya. İran safranı, reyhanlı bir içecek yapacaksınız, tamam mı? Ameliyattan sonraki gün bunu içeceksin diyeceksin. Baksana, hastanın hayatını kurtarırsın. Böyle bir hastanın asla emboli yaşanmayacak. İran, İran safranı, ve reyhan. reyhan. İran de bu... safranı dediğimiz şey bizim zerdeçal değil, değil mi? Başka bir şey. Ama onlar e, evet. İran safranı tel tel. Tel teldir. Tamam. Zerdeçal değil. Kırmızı kırmızı. Hatta o görseli arkadaşlar bulursak şurayı paylaşalım. Hı. Zerdeçaldan farklıdır onlar pilavlarına kullanırlar, çorbalarına kullanırlar. Reyhanlı, Ha tabi biraz da böyle vişne suyu, orijinal bir vişne suyuyla bir şerbet yapıp içirsen hastana asla emboli sorunu yaşatmasın. Ha bunu emboli geçiren hastalar da yapabilir kendilerine. Yapabilir, yani işte daha önce işte akciğer embolisi geçirmiştir, e, hamilelik sürecinde emboli atmıştır, doğum sürecinde emboli atmıştır. Bunu e, tekrar emboliden korunmak için insanlar ara ara yapabilirler o zaman. Çok Safronu tabi olur. kullanabilirler. Ben menopoza yaklaştım ya onun için hemen <laughs> tarif tarif tarif. Bize hocam smoothie tarifi verin. Menopozun ana problemine birazcık çözüm üretecek bir smoothie. Aslında şuna inanmanızı istiyorum. Şunu bütün kalbinize inanın. Bu söylediğimi düzenli aralıklarla çeşitlendirerek sürekli aynı tat değil, farklı lezzetlere dönüştürülerek yapmayı başaran birisi menopozdan da çıkar, okay. semptomlardan. Yani semptomlardan çıkar değil. Çıkar, çıkar bakın hocam. Benim bir kadın doğum uzmanı arkadaşım var. Menopoza girmişti de çocuk istiyordu. Yani çocuğu olmadığı için üzülmüştü. Feyz ağası kaçtı hocam? Ben takip etmedim tahlillerini. Çünkü bir Ama AMH'ı fez... AMH 0.1'di. Hocam AMH'yı çok önemsemeyelim. AMH yani over rezervini gösterse de AMH'si 0.01 olup da gebe kalanlar çok gördüm. Bunlardan biri de benim. Ata, <laughs> ata şimdi 6 yaşında. Yani evet. o e, over rezervini tam olarak gösteren bir parametre değil çünkü over de otoimmin durumlardan çok etkilenen bir organ. Tabii. Yani over bir akut stresli durum yaşamışsa, kronik stresli durum yaşamışsa işte hasta e, başka bir şeye sekonder otoimmin bir hadise yaşamışsa over bu durumdan etkilenip o dönem sanki menopozmuş gibi bir tablo çizebiliyor. Ama sonra o tablo geri dönüyor. Aslında biz ona over e, primer over yetersizliği diyoruz. Menopoz demiyoruz. O, onlar genellikle 40-45 yaş altında olurlar. Ve %90'ı geri döner. Bu da onlardan biriymiş aslında. Muhtemelen. Yani evet. e, menopoz demek FSH 40'ın üstü, LH 40'ın üstü, E2 5'in altı. Ona zaten AMH bakmayız. Ultrason'da da overler çok küçülmüşlerdir. Artık folikül görünmez. Ve 1,5 yıl artık 2 yıl da adet görmüyordur. O artık menopozda kesin olarak girmiş demektir. Ama AMH over rezervini değerlendirdiğimiz hani böyle tüp bebeği hazırlanırken ya da işte kadın diyelim ki kariyer nedeniyle evlilik planlarını ertelemiş, çocuk sahibi olmayı ertelemiş. İşte over rezervim ne durumda bakalım o -Sit donduralım mı, yumurta donduralım mı diye yaptığımız testlerden biri. Ama her zaman da doğruyu göstermez. Hmm, i̇yi dedin ya. Güzel onu özellikle ee, açıklamak e, güzel istedim. Güzel oldu. Bu bahsettiğim besleme biçimini, yani duygu dünyası düzgün bir insan. Ondan sonra içtiği suyu canlı suya, iyonize suya dönüştüren bir arkadaşımızla bu bahsettiğim besleme smoothie'lerini de hayattan dahil etmişti. Ve ben ona bu disiplinini görünce söyledim. Baktım böyle çok dikkat ediyor bu işlere. Bir de çocuk konusunda da böyle şeyi vardı, isteği, isteği vardı. vardı. Ya dedim dürüst olmak gerekirse içindeki ses diyor ki sen çocuk sahibi olacaksın gibi falan dedim. Ama o, işte o dokunuşlarınız da yardım etmiştir muhtemelen. Demek ki evet. Yani. Ya dedi böyle bir şey olsun dedi ne istersen veririm dedi. Harbi verdi ya. hocam? <laughs> yani Allah nasip etti çok şükür. Çok şükür. Ee, böyle bir e, tabloyu görebiliyorsunuz. Bunları görünce yorumluyorsunuz artık. Bu bir deneyimdi ama bu deneyim size çok şey katıyor. Ne oldu? nasıl e ee, bu işin arkasında neler Siz döndü? Bana verdiğiniz smoothie'nin tarifini verin şimdi işte bize. İşte, şöyle mucizevi bir smoothie olmadığını bilsinler. Tabii. Ama konu şu. İnanmak da önemli. Evet. Bir kere vücudun temel probleminin ne olduğunu kesinlikle şu konuda ikna olsunlar. Bir beden şirket gibidir. Siz şirketinizde çalışan bir mühendise para vermeyi bırakırsanız, maaşını ödemezseniz o da işi bırakır. Şirketin ver yumurta gıdasız kaldı. Ben şimdi bu gıdayı ona ulaştırmayı başarırsam, onu beslersem, onu motive edersem, onun etrafını çevrilisini temizlersen o ver senin için çalışmaya hazır. Kendine gel diyorum. Temizliyorum. Orada smoothie'lerde ısrarla diyorum ki iyonize su için. İyonize su onu bir sonraki videoda konuşalım. konuşalım. Bu çok önemli bir konu ama dediğim gibi bir video konusu. Sonra konuşalım. iyonize su nasıl içilir konuşacağız bir sonraki su. videoda. Şimdi iyonize suyla hazırlayacağız smoothie'mizi. Ya da iyonize suyunuz yok. Donmuş soğum, çözülmüş su kullanın. Hı hı. Yani iyonize suyun gücüne ulaşamayacak ama hiç olmaz mı? mikronize olacak. Mikronizasyon da çok kıymetli bir şeydir. İki, iki çeşit, üç çeşit smoothie rengi belirleyin. Birisi yeşil, biri mor, biri turuncu olsun. Hep aynı şeyleri yemeyin. Bunu, farklı. farklı. bakın, çok çok önem verdiğim bir şey. Ne olursunuz? Ben Doktor Fit'in diyetindeyim deyip akşam yemeklerini dostlarınızla yemekten çıkmayın. Onlarla beraber yiyin. Ne istiyorlarsa, ne koymuşlarsa beraber eşlik edin. Toksik de olsa, hatta siz az önce pestisitlerden yani dert yandınız ya, orada bir dokunuş yapmam Toxic gerekiyor. Toksik de olsa yiyin. Ben onunla da hemen şunu söyleyeyim: Hiçbir danışanıma git organik bir ürün bul demekten hoşlanmıyorum keyif almıyorum. Çok çok ekstrem zamanlarda bunu söylerim. Onun dışında derim ki vücudunuz niçin bir detoks sistemine sahip ki? Bırak çalışsın. Az pestisli vücut temizler zaten. Önemli olan yüklenmemek. Aşırı yüklenmemek. Toksik doza gelme. Bunun için temizleyicileri de kullan. Temizleyicileri de kullan. İşin Detoks yani. sistemi değil yani bu nedenle emin olun pestisit korkusundan pazara gitmeyen binlerce insan var. Yemin diyorum sana. Benim kendi şahit olduğum tablo bu. Hocam pazarda alınca bir şey mi var? Çiftçiler basıyor pestisiti. Ya diyorum senin evinde iyonizer su cihazı var. Al koy suyun içine çıkar. pH 11,5'un içinde hiçbir pestisiti bırakamazsınız. Hepsi çözülüyor. Rahat oldu. Olmadı benim 11,5 pH suyum yok. Karbonat koy. pH 8.8'e çıkıyor. Normalde iyonize 5 dakika da temizliyor. 8.8 içine girdiğinde de böyle hadi bir saat dursun, 2 saat dursun. Karbonat ve sirkeli sular pestisitleri temizler sirkeli mi? Sirkeli sular değil. Glistofatları sirkeli sular değil. Ama karbonatlı sular, sular okey. Yani bir çözüm üretilebildiğini düşündüğümü söylemek istedim. Yani insanlar gidip de pazara küsmesinler. Pazardan alışverişlerini yapmaya devam etsinler. Korkmasınlar. Pazar alışverişleri Onların korktuğu kadar yüksek Bence bir... şu sıra gene gitmesinler hocam. İhraç ürünleri biliyorsunuz geri dönüyor. Bakın samimiyet de söylüyorum. Bazı miktarda pestisit testi... Çok özel bir hastalığınız yoksa... Şu sıralar alfasalandaki... Karaciğerinizde ciddi bir toksite yoksa... Karaciğeriniz ciddi anlamda bir toksite için değilse... Tabii karaciğer bir böbrek etmez diye olanlar belki de düşünmeyin. Onları hariç ben. tutuyorum. Onun dışında ne olursunuz? Suyunuzun içinde biraz karbana, bekledikten sonra karbonat su... Ya da temin edebiliyorsan size en yakın bir yerden bir iyonize su temin edin. İçine koy. Bir de pH 11 buçuk suyu mesela bir kere biz temizlediniz ya onu çöpe atmayın. Onu koyun kenara kapatın kapağını. Bir dahaki aldığınız pazarda yine kullanabiliyorsunuz. Çünkü o bir şey gibi çalışıyor. Yani i̇nanılmaz güçlü. Bir şey. Metrolize. Bir daha bir şey daha. Bentonit de bu iş yapıyor bu arada biliyor musun? Evet, bentonit kilini duymuştum. Evet evet. Bentonit de bu iş yapıyor. O zaman bentonitle suda da bekletebilirler. Bentonit de aynı şey yapıyor ya. Bentonit de pH 9 biliyor musunuz? Bentonit de internette satılıyor bir kil. Hatta işte ayak detoksunda falan da kullanılıyor. Hani vücut detoksunda da kullanılıyor bitkileri gerekirse yani. onu da bekletiriz yani. Bentonit'i suyun içine koyduğunuz zaman orada da temizliyor. Bir de bentonit'i bir özelliği bağlayıcı özelliği de var. Hmm. Bağlıyor da. Sadece Arbe çözmüyor. De, evet, Yalnız su sadece çözer. Bentonit bağlar da. İkisini aynı anda kullanabilir miyiz? Kullanırız. Evet. Ki ben öyle yapıyorum. Ya şöyle ben böyle pestisite çok yoğun bir odaklanmış birisi diyelim. Ama, ben kiraz aldım meyveler aldığımda ben biraz iyonize suyun içine koymayı seviyorum. Sebzeleri mesela marulu, mesela brokoli bunları bir suyun içine koymayı severim. Tamam. Hemen tarife geçelim. Ee, sevgili yönetmenim bakıyor bana. İyonize suyun içerisine mor, turuncu ya da yeşil smoothie'ler hazırlanabilir. Bunları da akşam tüketeceğiz. Smoothie'lerin içinde olmazsa olmaz dediğiniz şey ne olmalı? Yani işte mesela morun içerisinde şalgam koyduk, birazcık zencefil koyduk, biraz işte havuç koyduk mesela. Ama her bir e, smoothie için yani yeşiller için de işte yeşilin içerisinde brokoli koyabiliriz. E, ben Derot, genellikle dereotu ve şey e, çok sık kullanırım. Kere, kereviz sapını çok kullanırım tamam. ben. Kereviz sapı işte limon e ee, zencefil falan koyarım. Ee, ayrı ayrı smoothieler yaparım ve hücre beslenmesi için çok önem veririm. Bazen gündüz yapardım bunu ama sizin sizden aldığım bilgilerle artık bunları akşam yapmaya başlayacağım. Akşam Aferin, hücre iç beslenmesi çok daha önemli. Ama az yiyorsunuz. Az yiyoruz. Yanına bu smoothie'yi yapıyorsunuz. Ya da içine olmazsa olmaz mutlaka, mesela işte hepsinin içine mutlaka işte çeyrek limon koyun der misiniz? Ya da Aynen. zencefil koyun. Hepsinin mutlaka bulunması gereken şey. En az 3 şey, çeşit, 4 çeşit. Kesinlikle. Birbirine uyumsuz olan bir meyve bakın, ya da bitki var mıdır? Şimdi ben bu işin felsefesini anlatayım. Hı -hı. Ve siz kendiniz ona göre süzeyim. Tamam. Yani kıymetli izleyiciler bir smoothie'nin mantığını anlasınlar. Ben brokoli koydum değil mi? İçinde dünya kadar fenolik bileşik var. Brokoli koydum. Kereviz sapı koydum, dereotu koydum, şimdi, ıspanak koydum, limon koydum, zencefil koydum mesela. Böyle bu, yapıyorum genelde. Evet, kırmızı pancalardaki karatonitleri düşünün. Bütün bunlar neyde çözünüyor biliyor musunuz? Yağ ya varsa. işte bak yağı koymuyordum. Demek ya, ki... Yağ ne demekti biliyor musun burada? Sizin bu değerli besinlerin içeriğindeki fenolik bileşikleri bünyesini alacak, korumasını alacak. Bunu da emilimini güçlendirecek ve hücreye de ulaştıracak olan yağdır. Şimdi kalori korkusuyla yağ koymuyorlar. Aslında bir çorba kaşığı çok bir şey değil ya da bir tatlı kaşığı. Bir tatlı kaşığı yetmez. O zaman bir çorba kaşığı. En az bir çorba Siz kaşığı zeytinyağı öneriyorsunuz. En az genelde. bir çorba kaşığı, mümkünse buçuk iki çorba kaşığı. En az. Tamam. Bu Koyarız. zeytinyağı yüksek pol polifenolik, polifenolik olsa çok iyi olur. Olmasa da olur ama ben bir de Gençleşmek isteyenlere şunu söylüyorum. Eğer hedefiniz gençleşmekse... Evet, gençleşelim tabii ki. <laughs> o zaman böyle çok güçlü soğuk pres yağ çeşitlerini artırın. Keten tohumu yağı koyabilirsiniz. Zeytin, özellikle böyle yüksek polifenolik yağlar var ya, zeytin ağacı yaprağı. 1500 polifenol zeytinyağları var. 1500 polifenol zeytinyağları Bunlardan koyun. Sonra inci çekirdeği yağ koyun. Çok iyidir badem ya kaliteli yerel e, bademden, badem soğuk presel deden yağlar. Bunlar çok bulabileceğinizi düşünemiyorum. E, ne alan söyleyeyim? Aspir yağı falan. E, piyasada piyasada bu tür yağlar çok fazla e, hep, güvenilir kaynak hep da tabii. Hep şöyle oluyorlar biliyor musunuz? Eee güvenilir bir e, mesela ben Bioterra'da bir ürünü kullanıyorum da ama e, bu ürünlerin yani piyasadaki ürünlerin genelde e, miyadı geçmiş bademler kullanıldığını, miyadı geçmiş olunca. cevizler kullanıldığını, miyadı geçmiş çünkü güven, güven noktasında çünkü problem yoksa e, ekonomi şey değil yani o fiyata satamıyorlar yani bu yüzden biraz pahalı olması beklenen bir şeydir. Eğitim bir yani de bence herkes kavrulmuş ulaşabilir. Olan, kavrulmuş olan bir bademden siz ancak 250 gram, pardon 500 grama yakın yağ alasınız ama kavrulmamış bir bademden 250 gram, 300 gram alabiliyorsunuz. Daha az. Bu olabilir. da bir Biraz problem. Az. Dolayısıyla ister istemez ticari olarak kavrulmuşu tercih ediyorlar. Bunu biliyorum. Bu nedenle de e, dikkat edilmesi gereken bir konu maalesef öyle. Yani Neyse, seçerken ana seçelim. konumuza dönelim. Ben bir evet. ben bir şey yapacağım şimdi smoothie yapacağım. Yağsız olamaz dedim. Yalsız olmaz. Yalsız olmaz. limonsuz limonsuz limon olur limonsuz olur ama sirke sirkesiz olmaz sirkesiz olmaz neden sirkesiz olmaz sirke çözücüdür serbest bıraktırır <laughs> ya toplayıcıdır sirkeyi kullanmazsanız çözmeyi ya azaltırsınız faydayı azaltır ama limon burada bambaşka bir, bir şeydir lezzet artırıcı olarak kullanılır daha çok bizim bir smoothie'deki limonun görevi daha çok lezzet artırmak. Bir de tuzdan bahsediyorsun bahsediyorsunuz hocam. Tuz. Tuzsuz da olmaz gibi. Tuzla da olmazsa olmazlardan biri. Neden? Çünkü biz sodyum, potasyum, ATP az enzimini hatırlıyorsunuz. Hı, 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 hı. Hücre membranında. Membranda bu sodyum, sodyum pota dışarıya sodyum potasyum kanallarını aktive etmek için sodyum bir içeri de, potasyum sodyum dışarı. Sodyum glukoz ATP az enzimi evet, var. Evet. Bu enzimlerin aktifleşmesi için sodyuma ihtiyaç var. Ben tuz kullanmazsam bu enzim inaktif kalırsa o zaman senin biyo yarının yine düşecek. Onun için az da olsa tuz koyacağız. Hocam piyasada böyle Himalaya tuzu var. Yok işte mayi tuz var. Bu tuzlarla ilgili bir e, değişik bir şey kullanabiliyor muyuz? musunuz? Her tuz olur mu? Ben e, içine içine kıvam artırıcı konmuş yani kıvamla ilgili destekler almış tuzları kullanmıyorum. Onun dışındaki her tuzu kullanabilirim. Çünkü deriye dökülmüş, deriyi çürütmüş bu tuzlar. Deriye çürüklük yapacak kadar güçlü ne vardı içinde sorup duruyorum kendime. Şimdi smoothie'nin içerisinde olmazsa olmaz bir tuz. iki yüksek polifenollü zeytinyağı. Limon olabilir, olmayabilir. Mor turuncu ya da yeşil içerikli olarak hazırlayabilirsiniz ve bunları da akşam yemeğinden sonra tüketiyorsunuz efendim. Her gün yapabilirsiniz. Menopoza geçiş döneminde sizi rahatlatacak. Hocam ağzınıza sağlık. Sizi son eklemek istediğiniz bir şey varsa Buyurun, bir smoothie de olmazsa olmaz. iki şey daha var. İki şey daha hemen ekleyelim onları çok özür dilerim. <laughs> Birisi kesinlikle bir protein kaynağına ihtiyacınız var. Çünkü gece boyunca bir yeni hücre üreteceksiniz. Protein kaynağı olmadan yani bunda keten tohumu, chia tohumu mu? gibi ya da, ya da badem. Badem, in, in, ceviz, ceviz, Hindistan e, cevizi e, veyahut da çam fıstığı, antep fıstığı gibi ya da kaju ya da, kaju ya da e, yer fıstığı gibi bunlardan biri yoksa olmaz. 8-10 tane yeterli. Yeter. Okay. Bir diğeri olmazsa olmaz. Onu kesinlikle lezzetli yapmak zorundasınız. Lezzetsiz bir smoothie'den fayda göremezsiniz. Allah bir şey söyleyeyim mi? İçine kaju koyduk, limon koyduk, sirke koyduk, yağ koyduk, enginar şey kereviz sapı koyduk, ıspanak koyduk, brokoli koyduk. Vallahi ben bunu zaten bayıla bayıla içerim. Şimdi hayır. Burada da bir hata var. Bu sıralıkların hepsini bir anda kullanmıyoruz. Bunlardan en fazla ikisinin birini tercih ediyoruz. Yani yeşil, Elinde ne varsa yeşillik. yeşillik de, evet, yeşilliklerden iki tane. Deri da olabilir, maydanoz da olabilir. Tabii. Yeşilliklerden iki tane, iki tane, morlardan iki tane ya da turunculardan iki tane. Öyle hepsini bir arada olmaz. Ha, biz şey... bir gün yeşil, bir gün mor, bir gün turuncu da yapabiliriz. O şekilde ya da her birinden iki mor, iki turuncu, iki evet, e, şey, de şey, de yapabiliriz, yeşil de yapabiliriz. Olmazsa olmaz. Onu ayran kıvamına getirmeyi mutlaka başarmalısınız. Evet çok iyi bir öğütücü evet, lazım evet. bunun içinde. Çünkü iyi bir ayran kıvamını yakaladığınızda haz veriyor. Ve aroma tat Aromalar uçucu yağlardan ve birer damlalık aromaları da eklerseniz daha o ürününüz inanılmaz bir lezzet Ben şimdi bunu var ya Ali bir sonraki geldiğinde mutfağa geçeceğim yapacağım efendim sizin için. Ağzınıza sağlık hocam. Bir sonraki videoda Dionysos'u konuşacağız inşallah. Tekrar görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.